Öncelikle ben e, ilke haber ajansı olarak sizleri tebrik ediyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Bu milletin e, bu 28 Şubatı yaşamaması adına sizin verdiğiniz ve süreklilik arz eden bu mücadeleyi çok değerli ve çok anlamlı buluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ve milletimiz adına da e, Şubat ayını bir kez daha Rabbim bu millete yaşatmasın duasında bulunuyorum. 28 Şubat inşallah bu ülkede yapılan darbelerin sonu olur. Ee, ülkemiz adına, milletimiz adına gerçekten çok ciddi bireysel bir kış e, yaşandı bu ülkede. Ve çok zor, çok çetin, karabasan gibi ezip geçen, silindir gibi milletin üzerinden, değerlerinin üzerinden geçen 1 28 Şubat'tı 1997. Ee, o yüzden Rabbim o 28 Şubat'ı bir kez daha bu millete yaşatmasın. Ve bu milleti ona karşı dik durma heyecanını, azmini 15 Temmuz'da olduğu gibi inşallah bunu düşünenlere karşı da bu birliği, bu beraberliği ve en önemlisi de bu dirayeti, bu direnci, bu mücadele ruhunu versin inşallah. Ee, bu konuda bu dua ile başlamak isterim. Şimdi ne oldu? Niçin 28 Şubat yapıldı? Bir kere Türkiye'de yapılan bütün e, darbe, yarı darbe, post darbe, modern darbe ne adına ne derseniz deyin bunların batıdan bağımsız olarak yapılması asla düşünülemez. Mutlaka arkalarında bir yabancı bir güç, yabancı bir el vardır. Maalesef 28 Şubat'ta aslında böyle bir şeydi ve temel yapılma gayesi de imam hatipler ve Kur'an kurslarıyla ve bu milletin başörtüsüyle bu milletin değerleri adına, medeniyet değerleri adına sembolleşen ne varsa bunlara karşı bir mücadeleydi. Bunları yok etme mücadelesiydi. Yok etme eee darbesiydi. Bu son bir darbe ile bunlar bitirilmeye çalışıldı. Ama hatırlarsanız ee, bin yıl geçse bu 28 Şubat devam edecek deniliyordu. Ee, bunu hepimizin hafızalarında hala bu canlıdır. İşte e, ama o günden bugüne Rabbime çok şükürler olsun. O kadar da bin yıl falan geçmeden e, bir 5-10 sene içerisinde kısmen izleri silindi. Ama büyük oranda da hala bugün itibariyle de 28 Şubat'ın izlerinin ee, devam ettiğini hepimiz görüyoruz. Şahit de oluyoruz. Şimdi o günlerde şöyle bir e, hatıra ile de aynı zamanda e, arz edeyim bu 28 Şubat'ın ne kadar derin izler bıraktığını. Ben o günlerde Adıyaman Anadolu İmam Hatip Sesi'nde müdür yardımcısıydım. Bizim Adıyaman'ın nüfusu 80-90 bin civarındaydı. 97'de ve bu Adıyaman Anadolu İmam Hatip Sesi 3-4 binada eğitim yapıyordu ve tam 4500 öğrencimiz vardı. 1.28 Şubat'la ertesi günü uyandığımızda biz bizim öğrenci sayımız 450'ye daha sonra da 250'lere kadar düştü. Bir gecede alınan bir kararla. 28 Şubat bu kadar kara bir kış getirdi bu ülkeye, bu memlekete, bu camiaya. Ve ondan sonra biz tabi sabah namazı protestoları, işte yürüyüşler, el ele gösterileri, el ele tutmalar biliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında Adıyaman'da da bunlar yapıldı, yapılmaya çalışıldı. Ali Aizet Begoviç diyor ki bir gün her şey bittiğinde Hatıralarda karacak ve bizi üzecek olan şey düşmanlarımızın yaptığı değil, dostlarımızın sessizliğidir. Hatırlarsanız. Bu gerçekten böyle. Bu çok acı bir şey. Bugün kahraman kesilen sosyal alanda, siyasal alanda vesaire bütün alanlarda bugün kahramanlık örneklerini sergilediğimiz arkadaşlarımızın bir kısmı o gün ölüm sessizliğine adeta girmişlerdi ve biz o sessizlikleri unutamıyoruz gerçekten. Bazı arkadaşlarla Ulu Cami'de sabah namazlarını kıldıktan sonra dua ediyorduk. Arkadaşlar sabah namazına da gelmiyordu. Duaya da katılamıyorlardı. Dua da etmiyorlardı. Yani bunlara dua edebilecek mecalleri bile kalmamıştı maalesef. Böyle çok acı bir tablo yaşandı bu ülkede. <laughs> Ve o günü gerçekten bu okulda Adıyaman İmam Hatip Sesi'ndeydim. Dedim ya biraz önce. Mesela bir tane milli güvenlik derslerine gelen bir asker içeri girdi okulun içerisinde. Orayı uzatmayayım yani sohbeti bölmemek adına. Ya burası İran İslam Cumhuriyeti mi, Türkiye Cumhuriyeti'nin layık okulu mu dedi? Bu ne kardeşim dedi ya böyle e, yani bizim vergilerimizle maaşını ödediğimiz bu memleketin Peygamber ocağında yetişmiş olan asker yanına da birkaç tane asker daha var, onlar onu, da, onu koruyor bu komutan içeri girip böyle böyle şey olmaz dedi ve adam çekip gitti. O günkü şartlarda ve biz imam Hatip'lerde bile başörtüsünü yasaklamak zorunda kaldık. Ama bu okulda belki çok ciddi bir mücadele verildi. Ama bütün Türkiye genelinde imam Hatip'ler Kur'an kursları dahil bu ülkede neredeyse yatak odalarında bile başörtüsü yasaklanır hale geldi. Buna müdahale edilir hale geldi. Bizim bir tane öğretmen arkadaşımızı o günkü dönemde şube müdürü olan bu dönemde de hala aynı göreve devam eden bugün de aynı iktidarını devam ettiren bir arkadaşımız ee, o günü bizim öğretmen arkadaşı terminalde görüyor hocam diyor sen niye hala başörtülü geziyorsun ya terminalde o da diyor ki hocam ben sokakta ve dışarıda da mı gezemeyeceğim bu sizi ne ilgilendirir hayır diyor bak öyle bak ben sizin hakkınızda soruşturma açarım siz başörtüyle gezemezsiniz diyor şimdi bu zihniyet maalesef bugün bile e, bu kendi anlayışlarına devam edebiliyorlar bizi esas tabii üzen konulardan birisi de bu şimdi biz bütün bunlara karşı evimizde oturabilirdik ama oturmadık buna karşı ciddi bir sendikal mücadeleye giriştik ve 10 yıl boyunca 28 Şubat döneminin ee, en acılı günlerinde bile sendikal bir mücadeleyle örgütlenerek bunlara karşı adeta 28 Şubat'a karşı örgütlenme, örgütlenerek yani ben sendikayı eğitim biri ve memur seni böyle görüyorum üstadım. Ee, 28 Şubat'a karşı örgütlenebilen, örgütlenmiş bir güç yapı olarak ona karşı örgütlenmiş bir güçtür. Sendika memur sen, eğitim bir. Ve Allah'a çok şükür orada dostlarla, arkadaşlarla bu işe inanan, bu davaya gönül veren arkadaşlarla örgütlendik. Şu anda bizim genel başkanımız olan Ali Yalçın Bey, o zaman basın yayın genel sekreteriydi geçen dönemlerde. Bana bir kitap gönderdi, bir hatıra olarak e, Arz edeyim üstadım. Ee, hocam dedi ya Batı Çalışma Grubu sizi fişlemiş. Ben de dedim ki yani nasıl fişlemiş falan. Ben espri yapıyor zannettim önce. Ya gerçekten ciddi söylüyorum dedi. Bak bir kitap elimde dedi. Ben kitabı size göndereyim hatıra olarak. İşte Adıyaman'da o gün bu mücadeleyi yürüten... E, ...bir dört beş tane öğretmen arkadaş... ...Eğitim Camiası'ndan... ...Batı Çalışma Grubu tarafından işte takibe alınmış, fişlenmiş ve orada da belgeleriyle falan bir bir arkadaş bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yapmış Türkiye genelinde. Böyle bir şeydi bu ve biz burada bu fişlemelerden dolayı, şeylerden dolayı asla yılmadık. Bugün olsa aynı kararlılıkla, aynı duruşla bunu yeniden yaparız. Çünkü biz bunu bir Makam için, bir mevki için, bir yere gelmek adına dün de yapmadık, bugün de yapmıyoruz ve yapmayacağız. Rabbim böyle bir şeyi de nasip etmesin üstadım. Ee, ve bu ülkede yapılan birçok şey dün için hayaldi. Ee, yapılması belki de düşünülemeyecek şeylerdendi. Ee, ama bugün hala da bu manada ee, daha yapılacak çok işimizin olduğunu da belirtmem gerekiyor. Bunu hem bir öz eleştiri olarak değerlendirebiliriz, hem bir sitem olarak. E, dün Adıyaman'da e, 28 Şubat'ta arkadaşlarımızın ihracını onaylayanların ya da biraz önceki verdiğim örnekte olduğu gibi Otogar'da bizim e, bacılarımızın başörtülüyle gezemeyeceğini ifade edenlerin iktidarının bugün devam etmesi Onların hala iktidarda olması bizleri üzüyor. Ee, ve bizleri bu manada ciddi ciddi güven e, bunalımına götürüyor. Yani güven sorununu e, zihinlere taşıyor. Bu noktada e, ciddi bir yeniden dönüşü ve samimi olarak neden bunların böyle olduğunu hepimizin özellikle basın olarak samimi basın olarak sizin gibi değerli dostların bu konuları takip etmesi gerekiyor. Bizim bunları gündeme taşımamız gerekiyor. Bunlar çünkü gerçekten kabul edilemez. Yani 28 Şubat'ın bireysel iktidarı devam ediyor. Toplumsal manada ve ciddi mücadelelerle ülke genelinde ciddi anlamda mesafe alındı ama bugün hala 28 Şubat nedeniyle cezaevinde olan insanlarımızın varlığını hep beraber biliyoruz. Bunlara şahit oluyoruz. Ya bunlar bizi üzüyor. Dün birilerinin kumpasıyla bugün işte FETÖ terör örgütünün nasıl ki birilerine kumpas gördüğü çok açık olarak görülüyor bugün tıpkı bunun gibi dün 28 Şubat'ta da bizim insanımıza birileri bu ülkede kumpas kurdu. O kumpaslar sonucu yargılanan, o mahkemelerde yargılanan insanlarımız hala cezaevlerinde. Bu bizi üzüyor. O yüzden bireysel iktidarı devam ediyor diyorum. Ve bu konuda bizim gibi bu manada bedel ödemiş insanların yaptığı değerlendirmelerin ee, e, sizin gibi değerli arkadaşların yaptığı katkıların dikkate alınmaması bizi üzüyor. Ee, o yüzden de bunların da bir an önce görülmesi gerekiyor. Etkili bir şekilde e, bunların hesabının sorulması gerekiyor ve en azından dün bize bunu yaşatanların e, bu iktidarlarına son vermemiz gerekiyor. Yani iktidarın etrafında dönen e, şu soruyu herkesin sorması gerekiyor. Bu bugün etrafınızda dönen bu insanlar yarın 28 Şubat olsa nerede dururlar? Ne yaparlar? Size nasıl bakarlar? Bu manada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bugünleri bu kışları bir kez daha bu millete inşallah yaşatmaz. Eğer buna teşebbüs ediyorsa da 28 e, Şubat'ı düşünenler inşallah bir kez daha düşünemezler. Çünkü ona karşı bu millet samimi olarak beni en çok umutlandıran şey odur. 15 Temmuz ruhunu e, bu memleket bir yaşadı ve inşallah o ruhla, o bilinçle yeniden insanlar bu tankların önüne yatarlar. O yüzden herkes hesabını ona göre yapsın ve bu memlekette inşallah hiç kimse bundan sonra 28 Şubatları yapmaya cesaret edemezsin, Ed edemez diye de dua ediyorum ve sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.